zor maç olacağını biliyorduk. Hem bizim için önemli bir maç, hem Fenerbahçe için önemli bir maçtı. Fenerbahçe üste daha yaklaşması, bizim alttan orta bölüme yaklaşmamız önemliydi. Maça iyi başladık ama golü attıktan sonra maalesef takımlarda oluyor. Hoca istemese bile takım maalesef 1-0 korumak için kendini geri çekiyor. Ama tabii biraz erken oldu bu bizim takımda. 8. dakikada golü atıp geri çekince tabii doğal olarak Fenerbahçe üzerimize geldi, baskılı oynamaya çalıştı. Nitekim 1-1'i buldular. Oyunun ikinci yarısında işe demediğimiz birkaç detaylı taktikten sonra full pozisyonumuz sahada bunu daha iyi şekilde uyguladılar. Ve yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirdik ikinci yarı. Ve hak ettiğimiz, bugün 3 puanı aldığımızı düşünüyorum. 3 attık ama 4-5 de olabilirdi. Kaçırdığımız 3 tane net pozisyon da var. Kazandığımızdan dolayı söylediğim gibi çok mutluyum. Futbolcularımı tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta deplasmanda da bu şekilde devam ederiz. İkinci bölgede baskılı oynamasını istedim takımın. Çünkü söylediğiniz gibi baskı yaptığımızda Atilla Szalai de olsun, kim de olsun hatalar yapabilen bir futbolcu. Driplingle çıkmaya çalışıyorlar. Pas opsiyonu bulamadıklarında topu uzun atmaya çalışıyorlar. İyi bir baskıda bu topları kaybedeceklerini biliyorduk. O şekilde baskı yaptık. Nitekim kazandığımız toplarla bulduğumuz goller var. Peki, maç sonu açıklamalarına baktık Taner. Teker teker manşetleri de inceleyelim gel istersen. Antep'ten çıkış yok. Foto maç Fenerbahçe ile devirde evinde namal ünvanını sürdürdü diyor. 3 golle kazanan Kırmızı Siyahlılar lider Trabzon Konya ile beraber sahasında namağlup 3 takımdan biri de oldu. Biraz Antep cephesinde istersen konuşalım kısaca. Tabii ki. Nasıl buldun? Yani Erol Hoca'nın klasik oyunu. Topa az hakim olan, topu rakipte kabul eden ki bu maçta %31'di topa sahip olması. Ve Fenerbahçe'de dönem dönem bunu yapan bir teknik direktör görümündeydi. Onun adına da Erol Hoca adına da çok söylem vardı bu maçı kaybetmesi durumunda yolların ayrılacağı yönünde. Muhtemelen onun içinde bir rahatlama olmuştur ama fırsatları iyi değerlendiren ve Fenerbahçe'yi iyi tanıyan bir teknik direktör. Her ne kadar kadroda birçok oyuncu farklı olsa bile mevcutta olan en azından aynı oyuncuların nasıl oynayabileceğini de iyi bilen bir teknik adam. O yüzden de Vitor Pereira'yı burada zorluk çıkartabileceği noktaları da iyi biliyordu ve fırsatları da iyi değerlendirdi. Fanatik yolun sonuna geldi diyor. Mesut bu kez kurtaramadı. Bu sezon ligde attığı kritik gollerle takımını sırtlamıştı. Olmadı, yeterli olmadı. Sabah gazetesi havada bulut, zirveyi unut demiş. Trabzon'un kaybettiği haftaydı. Puan farkını 9'a indirebilir de olmadı. Milliyet gazetesi istifaya yanıt yok diyor. Burada konuşulacak bir konu değil dedi Vitor Pereira. Takvimde havada bulut, zirveyi unut benzer bir başlığı kullanmış. Gustavo'ya bak büyük tepki vardı. Biz de zaten konuştuk performansı. Evet, yani o hata olmaması gerekiyordu. İstifa sorusuna da bu arada yanıt evet vermedi Vitor Pereira. Ama bunun sorulması da çok normaldir. Bu oyun ya da işte umut vermeyen bir tarz, sürekli olarak ısrarlı olarak kendi sistemini dayatmaya çalışan bir teknik direktör ve sahada bir performans alamadığınız bir oyuncu grubu varsa teknik adama da istifa soruları gelir. Açıkçası iddialar da yolların ayrılacağı yönünde. Biliyorsun artık de sezonun ilk yarısı bitmek üzere. Vitor Pereira ile de sezonun devre arasında yolların ayrılıp yeni bir teknik direktörle yola devam edileceği söylemleri kulaklarımıza geliyor zaten. Muhtemelen de bu olacaktır. Çünkü Fenerbahçe bu şekilde yoluna devam ederek ligde ve Avrupa'da, Avrupa'dan kastım önümüzdeki sezonun da umudunu kaybediyorsunuz. Çünkü bu ligde belli bir seviyenin üstüne çıktığınız zaman kazandığınız paralar da çok kıymetli. Ve ligi ikinci bitirmek, üçüncü bitirmek her birinin ayrı bir önemi var. Ama siz şu anda beşinci sıraya kadar gerilediniz. Şimdi haftaya da Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Şimdi bu maç öncesinde bir rakamlara da bakalım istersen. Editör arkadaşımız Furkan Bozoğlu'ndan da rica edelim. Eğer mümkünse rakamları da şöyle kısaca ekranlarımıza getirelim. Sonrasında diğer maça da geçeceğiz. Sen bir giriş yap istersen. Tabii peki rakamlar destekledi mi dün akşamki skoru? Ne anlattı Fenerbahçe? Yer yer destekledi. Evet, şut performansı Gaziantep'in yine vardı. Fenerbahçe'nin daha fazla topa hakim olduğu, pas performansının daha iyi olduğu, ikili mücadele kazanmaların daha iyi olduğu bir Fenerbahçe vardı. Ama bu karşılaşmayı rakamlar üstünden okumak çok zor. Çünkü çok fazla bireysel hata vardı. İşte ekranda da görüldüğü gibi Fenerbahçe daha fazla topa sahip olan, ikili mücadele performansı daha iyi olan, diğer performans rakamlarına da bakarsak defans, pas, hücum, onlarda da yine göreceğiz. Fenerbahçe birçok alanda sahada Gaziantep'ten daha iyiydi. Ama işte
Gustavo'nun yaptığı pas hatası. Evet. Örneğin işte pozisyon alamamalar ya da onun dışında yapılan diğer bireysel hatalar, bunların hepsini alt alta koyunca, isterse rakamlarda çok daha mükemmellerini ortaya koyun, bireysel hatalar olduğu sürece, bireysel top kayıpları olduğu sürece performans ortaya koyamıyorsun. İstiyorsanız devam edelim. Defans rakamlarına da bakalım bir taraftan. Da bir bakalım. Rakamda da örneğin 28 tane Gaziantep'in Fenerbahçe tane uzaklaştırdığını görüyoruz. Yani Fenerbahçe geldi. Evet. Gelmedi değil. Fenerbahçe geldi ve bu gelen Fenerbahçe'ye karşı da Gaziantep tarafı 28 kez Fenerbahçe'nin atağını uzaklaştırmak zorunda kaldı. Şimdi ceza sahasına yaklaşamazsınız, bu ayrı bir noktadır. Ama Fenerbahçe'nin gelip 28 kez Gaziantep tarafının topu uzaklaştırdığını görüyoruz. Bu bence çok kıymetli bir veri. Ama dediğim gibi ne kadar gelirseniz gelin, işte 10 kez geliyorsunuz, bir gol atıyorsunuz. Ama arka tarafta 2 kez üst üste top kaybı ya da 2 tane kritik gollük hata size maçı kaybettiriyor. Önce o bireysel hataları da çözmek lazım. İstiyorsanız pas ve hücum rakamlarına da bakalım. Tamam, pas ve hücumu da görelim kısaca. Şimdi pas değerlerinde de tabii topa daha çok sahip olan taraf olduğu için Fenerbahçe'nin isabetli pas değeri çok yüksek, ama Gaziantep'in mesela çok az pas yapıp üstelik paslarında büyük oranda hata yapmasına rağmen maçı kazanması da, şimdi birçok kişi diyecek işte istatistikler her şeyi anlatmaz. Evet, istatistikler her şeyi anlatmaz. Çünkü oyun içerisinde insani hatalar da vardır. Fenerbahçe'nin bu yenilgisini tamamen bu insani bireysel hatalara bağlamak gerekiyor. Çünkü bu kadar fazla hatayla ne yaparsanız yapın kazanma şansı çok da mümkün değil. Ama şunu da iyi analiz etmek lazım. Bakın, rakip ceza sahasında Gaziantep 16 kez topla buluşturuyorsunuz. Fenerbahçe takımı geçtiğimiz haftalarda yine işte Galatasaray-Fenerbahçe maçında da hatırlıyorum. Orada da yine Galatasaray epey bir Fenerbahçe'ye karşı ceza sahasında topla buluşmuştu. Önceki maçlar yine çok fazla. Fenerbahçe'nin bir kere rakibini artık ceza sahası içerisine sokmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Bu kadar fazla rakibinize ceza sahasında topla buluşma şansı verirseniz de orada yapılacak bireysel kritik bazı hatalar golü de getirebiliyor. Biraz önce kalenizden uzak tutmayı başaracaksınız. Ama tabii yenilen goldeki o pozisyon hatalarına baktığımız zaman kaleden uzak olduğunda bile oyuncuların kademe almakta, oyuncu tutmakta da zorlandığını görüyoruz. Peki, yine dediğin gibi bireysel hataların olduğu bir karşılaşmayı ardında bıraktık. Ya, Çaykur Rizespor maçından sonra da benzer şeyleri bu stüdyolarda konuşmuştuk seninle. Peki başka görmek istediğin eğer rakam yoksa diğer mücadeleye de geçeceğiz. Tabii, kısaca şöyle bir tabii bakalım ki. İstersen. Şöyle, Fenerbahçe'nin ataklarına baktığımız zaman Fenerbahçe'nin tek bir alandan aslında oyunun yarısını, daha doğrusu öyle söyleyelim, %50'sini kendi sağından gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yani tek taraflı bir oyun ortaya koydu ve bu dengeyi sağlayamadığını, merkezden gelemediğine ne şahit oluyoruz. Ama diğer taraftan Gaziantep'in az miktarda merkezden hücum kurmasına rağmen o az miktardaki hücumundan skorlarını da hep merkezden bir şekilde hatalardan bile olsa çıkarttığını gördük. Bir kere şunu analiz etmek lazım. Fenerbahçe bu kadar merkezden az gelirken gerçekten doğru olanı mı yaptı? İşte bunun analizini iyi yapmak lazım. Çünkü Gaziantep tarafının merkezden rakip atakları geliştirirken, merkezden rakip atak kurarken çok zorluklar yaşadığını biliyoruz. Ve Fenerbahçe buna rağmen %16 gibi düşük bir merkez hücum anlayışı benimsiyorsa, bu da bende bir soru işareti yaratıyor. Peki, ağzına sağlık tüm detaylarıyla güzelce anlatmış olduğun bu mücadeleyi bize. Şimdi bir diğer mücadeleye de geçelim istiyoruz. Yine pozisyon analizleri yapacağız. Manşetlerimiz var, özet görüntüyü, ama önce bir izleyelim istiyoruz sevgili izleyenler. Geçelim Galatasaray'a. Onlar da Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya geldiler. Rakibine 1-0 mağlup oldu. O maçın özeti ekranda. Ardından pozisyonları teker teker konuşacağız.